Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir şekilde Tunus'u ziyaret etti. Erdoğan, Tunus temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Saied tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saied daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan'a Tunus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Sürpriz ziyaretin neden gerçekleştiği ve asıl gündemin ne olduğuysa merak konusu. Heyette Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Müsteşarı'nın da olması gündemde Libya mı vardı sorusunu da gündeme getirdi. Görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, Türk askeri Libya'ya gidecek mi sorusuna da Türkiye davete icabet eder yanıtını verdi. Herhangi bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz, adımlarımızı da buna göre atarız. Aslında şu andaki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili atılan adım, bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir ve bu konuyla ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz. Fakat sormak lazım. Acaba şu anda Libya'da bulunan ve bunun 5000'i Sudan'dan, 2000'i Rusya'dan Wagner diye gelenler oraya hangi sıfatla geldiler? Orada ne işleri var? Hangi bağlantıları var? Bunları medya olarak sizin sormanız lazım. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet de eder. Niye? Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Bir münhasır ekonomik bölgeyle ilgili anlaşmamız var. Yani birbirimizle böyle bir bağımız var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde bunların orada ne işi var? Bunu sormak lazım. Bir diğer olay, Hafter meşru değildir. Gayri meşrudur. Gayri meşru olarak Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Sarraç orada biliyorsunuz bir mutabakat hükümetinin başbakanıdır. Böyle bir durumu var ve uluslararası alanda karşılığı olan odur. Ama diğerinin böyle bir karşılığı da yoktur. Dolayısıyla biz uluslararası karşılığı olan bir sarracın attığı adımlarla biz de beraber adım atıyoruz.